Herkese merhabalar. Otokoç Samsun'dayız. Yanımda da dış müdürü Serkan Bey var. Serkan Bey merhabalar. Merhaba Nevil Hanım. Hoş geldiniz. Sizler de bugün sizlerimizde. Hoş bulduk. Bugün burada büyük bir satış vardı. Rekor bir satış vardı. O yüzden biz de buradayız. Öncelikle dilerseniz bundan bir bahsedelim. Sonra da kısaca bir sizi tanıyalım. Bir ön bilgi vereyim ben size. Bugün Samsun'da yemek sektöründeki firmamız bizim %100 elektrikli, tamamıyla çevre dostu olan e-transit, elektrikli transfer araçlarımızı teslimat töreni için burada buluştuk. Elektrikli transferlerin tercih edilme sebepleri öncelikle karbon emisyonu sıfır olmasından dolayı çevreye duyarlı olmaları. Ayrıca da bunun yanında yaklaşık 1/4 oranında bir yakıt maliyetinde avantaj sağlamaları. Bundan dolayı şu anda hem otomotiv gruplarında hem de ticari tarafta elektrikli araçları talep de çok fazla olmaya başladı. Alan müşterimiz memnun. Samsun'da hatta Karadeniz'de de şu anda toplu filo olarak ilk satışı biz gerçekleştirdik. Tebrik Bunu ederiz o zaman. Yaşıyoruz. Teşekkür ederiz. Kısaca sizi de tanıyalım. Otokoç firmasında satış müdürü olarak çalışıyorsunuz. Otokoç Otomotiv bir Koç Holding firması. Hı-hı. Burası Otokoç Otomotiv'in Samsun şubesi. Ben de bu firmada 20 yıldır görev yapıyorum. Şu anda da satış liderliğe görevindeyim. Hem Samsun halkına hem de dostlarımıza elimizden geldiği kadar tüm araçlarda kampanyaların hakkında bilgi vererek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elektrikli araçlarda artık transitlerde de görebiliyoruz, öyle mi? Ticari araçlarda. Evet. Zaten şu anda Ford Otosan şu an dünyada bir ilki başlattı. Ticari araçlardaki ilk %100 elektrikli aracı Ford Otosan üretti ve şu anda dünyaya sundu. Peki ilgi nasıl elektrikli araçlara? Şu anda artık çok... geleceğin teknolojisi, buna geçilmesi gerekiyor yani ama. Yani zamanla tabii ki şarj istasyonlarının gereken seviyeye gelmesi bir süre alacaktır. Ticari araçlardaki en büyük avantaj, müşterilerimizin kendi iş yerlerinde biz ilk başta şarj istasyonlarını kuruyoruz. Akşamları araçlarını bağlıyorlar şarjlarına, sabahları da günlük rutlarına çıkıyorlar. Bir günlük rut için menzilleri, kilometreleri şu anda yeterli. Akşam işlerden döndükten sonra yine sabaha kadar araçlar şarj alıyor. Bu şekilde de uygun aldığında hem şarj problemi yaşamıyorlar hem de yakıt masraflarında çok ciddi oranda bir tasarruf sağlıyorlar. Tüm gün ayrıca, yetiyor yani değil mi? Gece yapan şarj. Şehirler arasına çıkmaktan sonra yetiyor. Ayrıca müşterimiz GES projeleriyle de kendi iş yerlerinin üzerlerine elektrik panel, güneş panelleri montajını yaptırıyorlar. Sonrasında da kendi elektriğini kendi üretmiş oluyorlar. Neredeyse tamamıyla sıfıra indirmiş oluyorlar bu şekilde de. Ne güzel. O zaman güncel kampanyalarımızdan da bahsedelim güncel dilerseniz. Ben girerken gördüm bir sıfır faizli bir kampanyanız vardı çok ve içeride de müthiş bir yoğunluk var zaten. Doğru. Bu ayda çok avantajlı kampanyalarımız var. Binek araçlarımızda 300 bin TL 12 ay sıfır faiz kampanyası var. Ticari araçlarımızda da 400 bin TL 12 ay %1.99 faiz oranıyla bir kampanyamız var. Ayrıca bir Ranger aracımız var. O da yeni kasasıyla güncellenen çok eski bir ürün. O aracımıza özelde 1 milyon TL 12 ay %0 kredi kampanyamız bu ay için mevcut. Şu an herhalde %0 faizli bir krediyi kimse kaçırmak istemez diye tahmin ediyorum. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Başarılarınızla devam ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Otokoç firmasında şimdi bugünkü satışın diğer tarafıyla beraberiz. Yanımda Dilek Hanım var. Öncelikle Dilek Hanım, sizi bir kısaca tanıyalım, firmanızı evet, tanıyalım. Dilek Yaş, evliyim, 3 çocuğum var. 96'dan beri Samsun'da yaşıyorum. Orduluyum. Yaklaşık 20 yıldır da yiyecek sektörünün, yeme içme sektörünün içerisindeyim. Samsun en eski catering firması Mutfak Catering diye 1,5 sene önce devraldık. Ve onun işletmeciliğini yapıyoruz. Araçlarımızda hem sağlıklı yaşam için doğaya dönüş hem de maliyetler yüzünden elektriklere döndük. Evet, bugün 5 adet araç aldınız. Evet. Hayırlı olsun tamam, öncelikle. Teşekkür ediyoruz. Elektrikli araçlara geçme sebebiniz neydi? O karar verirken neler etki yani aldı? Öncelikle sizden doğayı kirletmemek tabii ki. Yeşil doğa diyoruz. Kesinlikle öyle. Ve bunun yanında dijitalleşme varsa diyoruz tabii ki. Elektrikli oluyor bu da. Ve tabii ki artan mazot maliyetlerimiz. Tavsiye de edersiniz herhalde. Tabii ki. Yani konforlu araçlar, şarj süreleriyle ilgili insanlar tereddüt ediyorlar. Evet. Bunlarla ilgili en ufacık bir sıkıntı yok. Biz çünkü Kasım ayında ilk aracımızı Ford'dan aldık.
bu zamana kadar test ettik. Bir problem olmadığını gördük. Özel kullandığımız araçlar da dahil ve ticari araçları da Ford'dan alarak devamlı getirdik. Diğerlerini de umarım seneye tamamlayacağız. Yavaş yavaş tüm evet. araçlar yenilenecek evet. galiba. Evet. Süper. Firmanızdan da birazcık bahsedersek, faalliyet alanlarınızdan biraz tabii bahsedelim. Ki. Catering firması, toplu yemekler, evet. organizasyonlar. Şöyle, yani. Günlük yaklaşık 2000 yemek veriyoruz. Hı-hı. Ve vardiyalı sistemle akşam yemeği, gece yemeği, iftarı, sahuru hepsi var. Kahvaltısı Hı-hı. da var. 50 yakın personelimiz var. Samsun'daki dediğim gibi en eski catering firması. Verdiğimiz firmalarımız hep kurumsal firmalar. Fabrikalara veriyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Diyelim. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ olun.